İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bu yana 6. Cuma günü de bölgede tansiyon çok yüksekti. Kudüs'te Cuma namazını engellemek isteyen İsrail polisi bu kez Türk medyasına saldırdı. Hatta bir kamerayı da namlusuyla kırdı. Bölgedeki arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza önce geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Ardından da o anları getiriyoruz ekranlarınıza. İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü 6. Cuma gününde de şiddet durmadı. İsrail polisi bu kez Türk medyasına hedef aldı. Namlu tarafından bir vurdu ki yani bu sizin iş yapmanızı engellemek. Yani onların müdahalesini görmemek için yapılan bir şey bu. Canlı yayına hazırlanan CNN Türk ekibi de İsrail güçlerinin şiddetine tanık oldu. Anlamadığımız bir şekilde ortada hiçbir şey yokken polis ekipleri birden burada arttı aslında ve birden o gaz fişeklerini ateşlediler. Ve şimdi de geçişimize müsaade edilmiyor. İsrail polisi bölgede çekim yapan, gelişmeleri aktaran ekiplere saldırdı. Yapılan ikazlara uymasına rağmen Türk basınına fiziksel müdahalede bulundu. Önce NTV kamerasına yöneldi silahları. Her hafta, daha doğrusu 6 haftadan bu yana aralıksız şekilde gördüğümüz müdahalelerden bir tanesi bu. Kamerayı namlusunun ucuyla uzaklaştıran İsrail polisi daha sonra TRT Haber kamerasına hedef aldı. Ancak bu kez namluyu o kadar sert vurdu ki kamera kırıldı. Ben ilk defa gördüm öyle bir müdahale. Silahı doğrudan kameraya doğru vurarak müdahale etti. Yani böyle bir müdahale şekli ben hayatımda ilk defa görüyorum. Saldırının hedefi olan gazeteciler İsrail güçlerinin sınır tanımayan şiddetine tepki gösterdi. Hiçbir zaman böyle bir müdahaleyle karşılaşmadım. Birçok ülkeye gittim, savaş bölgelerine, böyle bir şey görmedim. Basın mensuplarına karşı bir zarar verme odaklı çalışmalar yapıyorlar. Provoke etmişliğimiz de yok, tartışmışlığımız da yok. Bir şey de söylemedik. Zaten bir şey söyleseler biz tamam diyoruz, geri çekiyoruz. İsrail güçleri Türk medyasına yönelik saldırının ardından bölgeyi ablukaya alarak görüntü alınmasını engellemeyi sürdürdü.